Şeytanın iman edenleri gaflete düşürme çabası. Şeytanın en büyük hedeflerinden biri insanları Allah'ın yolundan saptırmak ve cehenneme sürüklemektir. Onları olmadık kuruntularla meşgul ederek akıllarını karıştırmaya ve sağlıklı düşünmelerini engellemeye çalışır. Mümin, aklı açık, şuurlu, her şeyi detaylı bir şekilde düşünüp isabetli kararlar veren, örnek davranışlar sergileyen bir ahlaka sahiptir. Bu özellikler müminin imanının ve Allah korkusunun bir sonucudur. Ancak şeytan zaman zaman unutkanlığını, dikkatsizliğini ya da bilgisizliğini fırsat bilerek anlık da olsa mümini gaflete sürüklemek ister. Allah Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şeytan sakın sizi Allah'ın yolundan alıkoymasın. Gerçekten o sizin için açıkça bir düşmandır. Ayetiyle müminleri bu tehlikeye karşı uyarır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hiç şüphesiz şeytanın hileli düzeni pek zayıftır. Ayetiyle de Allah, iman edenler için şeytanın sinsi planlarının geçersiz olduğunu müjdeler. Bunu bilen şeytan, insanları saptırmaya yemin ederken, katıksızca gönülden Allah'a iman eden ihlaslı kulları bunun dışında tutmaktadır. Kur'an'da şeytanın bu yeminini içeren sözleri şöyle haber verilmektedir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dedi ki, senin izzetin adına and olsun, ben onların tümünü mutlaka azdırıp kışkırtacağım. Ancak onlardan muhlis olan kulların hariç, Sad Suresi 82-83 Şeytan müminleri Allah'ın yolundan saptıramayacağını bildiği halde yine de vesvese vererek bir an için bile olsa onların kafalarını karıştırmaya, onları gaflete düşürmeye çalışır. Müminlerin daha fazla ecir almalarını, Allah katında daha yüksek dereceler kazanmalarını engellemeye çalışır. Örneğin, hayır yapacak bir kişiye bunu daha sonra yapabileceğini düşündürerek o hayrı yapmasına engel olmaya çalışır. Ya da, kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım müminlerden özür olmaksızın oturanlar ile Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd edenler, çaba harcayanlar eşit değildir. Allah mallarıyla ve canlarıyla cehd edenleri, çaba harcayanları oturanlara göre derece olarak üstün kılmıştır. Tümüne güzelliği cenneti vaat etmiştir. Ancak Allah cehd oturanlara göre büyük bir ecirle üstün kılmıştır. Ayetinde belirtildiği gibi bazı müminleri Allah yolunda mücadeleden alıkoyarak onların daha üstün dereceler kazanmalarını engellemek ister. Şeytan müminlerin zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda gösterebilecekleri bir anlık gevşekliği fırsat bilerek onlara vesvese vermeye çalışır. Allah insanı şüphesiz zorlukla da denemektedir. Zorluk, baskı ve sıkıntının yaşandığı zamanlarda insanların gösterdikleri tavırlar çok önemlidir. Nitekim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sürekli onun yanında yer alan ve onunla birlikte savaşa çıkan müminlerden bazıları savaşın kızıştığı zor zamanlarda gaflete kapılabilmişlerdir bu hatalı davranışın haber verildiği ayet şöyledir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani onlar size hem üstünüzden hem de alt tarafınızdan gelmişlerdi. Gözler kaymış, yürekler hançereye gelip dayanmıştı. Ve siz Allah katında bir takım zanlarda bulunuyordunuz. Ahsap suresi 10 Allah bu tür yanılgılar nedeniyle anlık gaflete düşen müminleri tevbe etmeleri halinde bağışlayacağını Kur'an'da müjdelemiştir tevbe hata yapan mümine tanınan çok büyük bir imkandır. Kur'an'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde savaştan geri kalan üç müminin yaşadıkları pişmanlık ve Allah'ın onları bağışlaması şöyle anlatılmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Savaştan geri bırakılan üç kişiyi de bağışladı. Öyle ki bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmişti. Nefisleri de kendilerine dar, sıkıntılı gelmişti ve onun dışında yine Allah'tan başka bir sığınacak olmadığını iyice anladılar. Sonra tövbe etsinler diye onların tövbesini kabul etti. Şüphesiz Allah yalnızca o tövbeleri kabul edendir, esirgeyendir. Tevbe Suresi 118 Hata yapınca her şeyi kaybettim. Bu durumu düzeltmem, telafi etmem imkansız şeklindeki bir ümitsizliğe kapılmak da şeytanın gaflete düşürmek için verdiği vesveselerden biridir. Ancak mümin bu tür düşüncelerin Şeytanın vesvesesi olduğunu bilir ve bu vesveselere kulak vermez. Hemen Allah'a yönelir. Tevbe ederek gaflete düşmekten Allah'a sığınır. Müminlerin şeytanın vesveseleri karşısında bu tavırları Kur'an'da şöyle bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'tan sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde önce iyice düşünürler. Allah'ı zikredip anarlar. Sonra hemen bakarsın ki görüp bilmişlerdir. Araf Suresi 201 Müminler kendilerini gaflete sürükleyecek boş kuruntulardan Allah'a sığınarak, her an Allah'ı anarak sakınırlar. Ayrıca Kur'an'ı sürekli okuyup ayetler üzerinde tefekkür ederek, bol bol dua ederek anlık da olsa karşılaşabilecekleri gaflet tehlikesinden Allah'ın izniyle korunurlar.